Sigorta Haber'den herkese merhabalar. Yeni bir yılbaşı videosuyla daha karşınızdayız. Bu videomuzun konuğu Avrasya Sigorta Ajantları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Güven Güler. Avsat Yönetim Kurulu Üyesi. Kendisiyle yılbaşı dileklerini yine konuşacağız. Her videoda bahsettiğimiz gibi. Bakalım Güven Güler'in gönlünden neler geçiyormuş. Güven abi merhaba, hoş geldin videoya. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? Valla teşekkür ederim abi. Hem keyfiyim hem yorgunum. İki gündür neredeyse ortalama herhalde 30'a yakın video, daha fazla hatta video çekmiş durumdayım şu anda. Ağırım, izledim et. Yorgunum. Buyur abi, söz sende. 2019 yılı ile ilgili dileklerini almak isterim sigorta sektörü için, insanlık için. Ne söylemek istersen, buyur. Seninle 2017'de yapmış olduğumuz bir röportaj aklıma geliyor. 2017'de 2018'i söylemişim. Tahmin ettiğiniz gibi zor geçti. Hatta 2019'un da biraz şartları zorlayarak geçeceğini de o videoda söylemişim. Ama bugünkü paylaştığım videoda Sayın Sayık Başkanı Levent Korkut'un açıklamalarıyla işin açıkçası 2019'daki karamsarlığım, şahsım adına konuşuyorum, kısmen azaldı. O videoyu da başından sonuna kadar izledim. Artık Sayık ve Meslek Komitesi'nin bir arada çok güzel işler yapabileceğine inancımız tam. Kavga kültürü ortadan kalkmış görünüyor. İstişare, münazara ne kadar fazla olursa bunun derini meslek için gayet güzel olacak. Daha güzel günler gerçekten hepimizi bekliyor. 2019 benim için çok zor bir yıl oldu manevi anlamda. 2018'de zor bir süreçti, biliyorsun, vefatlar, hastane vesaire. Evet. İnşallah ümit ediyorum ki tüm acente arkadaşlarımız, sadece bizim mesleğimiz değil, ülkemiz için, dünya için 2019 güzel olur. Herkesin sağlığının yerinde olduğu, başta sağlık, huzurunun yerinde olduğu, kazancının yerinde olduğu, yüzlerinden gülümsemenin eksik olmadığı bir yıl olsun. Kavga olmasın, dövüş olmasın. Herkes mutlu olsun, ne isteyeceğiz? Bir de acenteler için artık şey isteyelim o zaman yani. Umarım artık sorunların en azından %50'sinin çözüldüğü bir yıl olur 2019. Şimdi sigortaları, acenteleri konuşmadan, sektörü konuşmadan da olmuyor abi de. 2019 için değil. Madem girdin, hemen hızlıca bir şey söyleyeyim. Malum devletimiz asgari ücrete haklı sayılır bir, aslında bana göre haklı sayılmaz, hala değil, daha yüksek olmalı. Bu kazançların gerçekten daha yüksek olması gerekiyor insanlar için. Ama bir taraftan devletimiz vatandaşın menfaatine bir uygulama yaparken işvereni de hesaba katıp buna göre bir aksiyon alması herkesi mutlu ederdi. Sadece bir kısmı değil, devlet tüm vatandaşlarını mutlu edecek adımlar atmalı. Umarım ki acentelerin bu SGK priminden doğacak olan, maaşlardan doğacak olan yükleri de bir nebze olsun iyileştirebilir vaziyette adımlar atarlar. Nasıl ki otomotiv sektörü kamuya ağladıklarında KDV, ÖTV indirimleri olabiliyorsa, acenteler için de bunu yapabileceklerine ben inanıyorum. Tabii bunların hepsi burada kendi kendimize söylemekten değil, yetkili mercilerimizin, işte meslek komitesinin, Sayık'ın, işte hazineye bunların iletilmesiyle olabilir. Evet. Umuyorum ki bunun bir çalışma yapılacaktır. Allah herkesin gönlüne göre var. Aynen öyle. Abi çok çok teşekkür ederim. İyi bir 2019 yılı dileği oldu bu videoda. Senle bitirelim onu. Seninle biz ilk tanıştığımız zaman da sigorta sektörünün hürriyeti sen olacaksın. Hep bu sohbeti yapardık, biliyorsun. Evet. Bugün gerçekten harika işler oluyor. Bu 3G bağlantılar vesaire bu zamana kadar yapılmamıştı. Bunlar senle başladı. Teknolojiyi hakkıyla kullanıyorsun. Daha da iyi olacaktır. Daha da güzel haberler çıkacak, röportajlar çıkacak. İşin açıkçası biz de seninle beraber en azından dileklerimizi daha kolay ve daha çok meslektaşımıza ya da yetkiliye
ulaştırabiliyoruz. Senin için de 2019 ümit ediyorum ki hep güzellikler getirsin. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Aslında her videoda neredeyse bu dilekleri herkes bana iletiyor. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ama tabii siz olmadan da olmuyor bu. Hani sizlerin destekleriyle buraya kadar geldik. Bir şeyler yapmak ayrı bir şey. Fakat acentelerin, sigorta şirketi yöneticilerinin, tabii burada en büyük pay acentelerin bizim başarımızda da. Umarım 2019'da daha iyi noktalara geleceğiz. Daha iyi işler yapacağız. Her sene daha iyi işler yapmaya çalışıyoruz. Bizim için de dileğimiz bu olsun. Bu videonun sonunda da bunu eklemiş olayım. 2019'da daha iyi işlere imza atacağız. Bakalım zaman gösterecek. Çok çok teşekkür ederim Güven abi. Tekrar dileklerin için. Bu videomuzdan da bu kadar. Bir sonraki videomuzda da karşınızda olacağız. Yılbaşı dilekleri serimiz devam ediyor sigorta haber olarak. Bir ilki yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Umarım iyi oluyordur. İzlediğiniz için tekrardan çok teşekkürler. Hepinize iyi günler dilerim.